Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Efendim, Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Sağlıklı Yaşam programımızda bu haftaki konuğumuz Erciyes Üniversitesi hocalarından kıymetli doktorumuz Profesör Doktor Sayın Murat Borlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz Sağ olun. İnşallah. Hocam, Yedi Göbek Kayserili olduğunuzu biliyoruz ama mümkünse sizi tanımayan dinleyici, izleyicilerimiz açısından kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ben Kayseri doğumluyum. İşte Sümer Lisesi'nden hani mezun oldum. Oradan birçok arkadaşımız hala var. İşte sonra Erciyes Üniversitesi'nde tıp eğitimimi bitirdikten sonra 96 yılında mezun oldum. Sonrasında da deri ve zührevi hastalıklar uzmanlığını kazandım. İşte yurt içinde bir Ege Üniversitesi ve yurt dışında bir Graz Üniversitesi'nde belli bir rotasyonel eğitimimin haricinde genellikle tüm mesleki hayatımı da Erciyes Üniversitesi hastanelerinde hizmet vererek geçirdim. Başlayalı işte 26 yıl olmuş. Bunun 15 yılı, son 15 yılında da Erciyes Üniversitesi'nin hem hastanesinde hem üniversitesinde de çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundum. 10 yıldır profesörlük görevini yapıyorum ve son işte bu 10 yılında tam hatırlamayacağım ama 7-8 yılda ana bilim dalı başkanı olarak devam ediyoruz. Kıdemli hocalarımızın ayrılmasıyla biz de bu görevi devralmış olduk. Genç yaşımızda öyle diyelim. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Yeniden çalışmalarınıza başarılar dileriz. Hocam, izin verirseniz sedef hastalığı noktasında sizin de herhalde uzmanlık alanlarınızdan bir tanesi de olsa gerek. Öncelikle sedef hastalığının tarifini yaparak sohbetimize başlayalım mı? Sedef hastalığı deyince ne anlıyoruz? Nedir sedef hastalığı? Şimdi sedef hastalığı insanlık tarihi kadar eski bir hastalık. Görünen, bilinen. O yüzden herkesin çoğu zaman kolay olan hastalarda tanıyabildiği, dıştan görünen bir hastalık. Kabaca tarif edersek, genelde dizdirsek bölgelerinde, saçlı deride, elde, ayakta görülebilen, en çok tuttuğu yerler burası çünkü. Hastalığa ismini veren sedefi renkli, beyaza yakın, kepekli yaralarla karakterizedir. Bu yaralar açık yaralar değildir. Genellikle böyle kırmızı, kabarık ve üzeri kepekli yaralar şeklinde olur. Tabii geçmiş yüzyıllardan beri bilindiği için hem deriyi hem de tırnaklarda bir takım değişiklik yaptığı gözlemlenebiliyordu. Ve 20. yüzyıla kadar da bu böyleydi. Fakat 20. yüzyılda anlaşıldı ki bu eklemleri de tutabiliyor bu hastalık. Bazen böyle romatizmal şikayetlere de neden olabiliyor. Hatta 21. yüzyılın başında olduğumuz bu günlerde de hastalığın kronik inflamasyon dediğimiz, yani insanın bünyesinde içten içe bir yangısal olayla sebep olduğu, bu yangısal olayında hem kalp damar sağlığı açısından hem de diğer organların sağlığı açısından yıpratıcı etkilerinin olduğu sedef görüldü. Sedef hastalığının etkilerinden bahsediyor değil mi hocam? Allah Allah. Evet, eskiden sadece hani deri hastalığı, deride olsa da olmasa da hani kişiyi rahatsız edip etmeme boyutunda tedavi ihtiyacı duyulurken, şimdi hastalığın kronik ve bu yıpratıcı etkilerinden dolayı tüm hastaların etkin bir şekilde tedavi edilmesinin genel sağlık açısından da önemli olduğu vurgulanıyor. Tabii bununla da kalmamak gerekiyor. Aslında sedef hastalığı hani insanlarda gerçekten başka insanlar tarafından izolasyonun neden olunduğu, iş gücü güç kaybına neden olunduğu, kişilerin istediği kıyafeti giyemediği, normal toplumla kaynaşamadığı bir hastalık nedeni olabiliyor. Biz buna... Hocam, neden deyince neden olur sedef hastalığı? Şimdi dediğim gibi insanlık tarihi kadar eski bir hastalığın aslında sebebi, kabaca tabir edersek, bünyesel. Yani ne demek istiyoruz? Genetik bir yapısı var. Yani anne baba sedef olanın çocuğunda biraz daha fazla, ikizlerde biraz fazla olabiliyor. Ama sadece genetik mi? Hayır. Çevresel faktörler de var. Bunun içine enfeksiyonları, çeşitli tetikleyici dış çevresel faktörleri. Beslenme ile alakası var mı hocam sedef hastalığı? Şöyle, beslenme ile alakası, sedef hastaları genellikle kötü beslenen hastalar oluyorlar. Ama bunun
hastalığın mı buna neden olduğu, bu beslenmenin mi hastalığı kötüleştirdiği konusu biraz tartışmalı. Ama şunu söyleyebilirim, özel bir yiyecek değil ama genel olarak zayıflama hastalığın tedavisinde yardımcı oluyor. Hastalar daha kolay tedavi edilebilir oluyor ve daha az tedaviye ihtiyaç duyar hale de gelebiliyorlar. O açıdan biz genellikle genel bir zayıflamayı öneririz ama bir yiyecekle hastalığın tetiklenme durumu, öyle bir şanssızlığı yok, onu söyleyebiliriz. Bunun dışında her hasta iyi bilir ki psikososyal stres, sıkıntılı durumlar bu hastalığı biraz tabiri caizse azdırır, artırır. O yüzden hani bu da zaten hastalığın vermiş olduğu bir psikolojik yükte var açıkçası. İnsanlar stresi, sigara kullanımı gibi bu stresi azaltıcı yöntemlere başvururlar ki bunlar da hastalığı tetikliyor olabilir. Hani sigara ve alkol kullanımı da tüm dünyada sedef hastalarında daha fazla. Burada da aynı soru aklımıza geliyor. Hani bunlar kullandığı için mi sedef hastalığına yatkın oluyor, yoksa sedef hastaları bu psikososyal stresi yenmek için mi bu madde kullanımına daha çok maruz kalıyorlar? Ama biz tabii ki hastaları bütünsel olarak tedavi etmeye çalıştığımızda hem toplumdaki yerlerin işte doğru anlaşılması, hastalığın bulaşıcı olmadığının, onlarla tokalaşmanın, sarılmanın herhangi bir bulaşıcı hastalığa neden olmayacağını, sedefi bulaştırmayacağını, o hastaları toplumdan uzak tutmamamız gerektiğini söylerken, hem de tıbbi ilaçlarla tedavi ederken aynı zamanda genel sağlıkları için de önerilerde bulunuyoruz. Hocam, tedavi amaçlı dediniz, tedavi noktasında biliyorsunuz yani, siz daha iyi tabi biliyorsunuz da, Sivas'ta Kangal'da sanıyorum bir kaplıcada bu balıkların sedef hastalıklarına karşı bir vantuz görevi yaptı, emdikleri şeklinde bir iddia var. 37 derecede bir sıcaklıkta oluyormuş bu. Evet. Sizce bu doğru mudur? Yani bu emme yöntemiyle bu hastalık kalkıyorsa neden başka yöntemlerle bu hastalığı tamamen ortadan, kaldırıcı tedbirler almam diyor. Şimdi orası da bizim ülkemizin değerlerinden ve ilginç turistik bölgelerinden birisi. Ve orada bazı hastalar kendileri gittiklerinde şifa bulduklarını ifade ediyorlar. Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki bu tıbbi ölçülerle, yani ölçüyle, tartıyla, teraziyle ölçülmüş bir etkinlik değil. Yani bunu net söylemek gerekiyor. Ve bazı hastalar sadece Balıklı Göl'e gittiklerinde değil, bir kaplıcaya gittiklerinde veya bir yaz tatiline gittiklerinde de hastalıklarının geçebildiğini gözlemlemişlerdir. Bunu herkes bilir. O yüzden tatil mevhumunun hastalığa iyi gelebileceğini biliyoruz. Tabii bak, balıkların o ısırma etkisiyle, dekopaj diyoruz, yani bu kepekleri kaldırma etkisi de hem psikolojik hem plasebo etkinliğini artırıyor, hem de hastalar o rahatlamayla ve inançla iyileşebiliyorlar. Ancak bize oradan çok kötü duruma da gelen hastalar da geldiği için zaman zaman o hani %100 özellikle ağır hastalar için güvenilir ve yani herkes de uygun bir tedavi yöntemi değil. Tabii ki nasıl Almanlar kendi kaplıcalarını, sıcak hamamlarını bu tedaviye ek yardımcı metot olarak kullanıyorlarsa veya diğer Avrupa ülkeleri, biz de ülkemizin bu doğal kaynaklarını doktor kontrolünde tıbbi tedaviyle birlikte turizme katabiliriz. Hani buna ben negatif bir şey söylemek istemiyorum ama bunu bir alternatif tıbbi yöntemlere, alternatif bir tedavi olarak görmek veya tehlikeli olabilecek hastalarda uygulamak son derece zararlı. Çünkü oraya gidip hastalığı çok fazla artan insanlar olabiliyor maalesef. Ha, bir de şunu söylemek lazım. Hani bazı hastaların iyileşebildiğini söyledim sözlerin başında ama bizim neredeyse bütün hastalarımız orayı bir kez denemiş de gelmiş oluyor. Yani bize gelenlerin çoğu da hani orada tedavi edilememiş hastalar. Evet. Tabii ki ben hani diyorum, hani bu kontrollü, hekim kontrolünde güzel, mantıklı, destekleyici bir yöntem olarak ülkemizin değerleri arasında bulundurulmalı, kullanılmalı belki ama
tıbbi tedavilerin yerini alabileceği düşüncesi de son derece yanlış olur. Kıymetli hocam, şimdi sedef hastalığı genetik dediniz. Genetik olarak bulaşabilir. Yani %100 her ailede olan çocuğun da olacak diye bir kayıt yok ama olabilir dediniz. Olma olasılığının yüksek olduğunu da söylediniz. Hiç ailesinde sedef öyküsü olmayan bir insanda da olabilir. Olabilir, söylüyorsunuz. Olabilir. Bunun temel sebebi ne olabilir? Yani ciğerlerden gelen veya iç organlardan gelen bir yansıma mıdır? Yoksa bu neden olur hocam? Şimdi, durup dururken bir insanın elinde yüzünde yaralar çıkar mı? Şimdi şöyle, vücutta nasıl dengeler var? Yani bütün vücudumuz hücrelerin kendi arasında dengeleriyle yönetiliyor. Bu denge bazen bir tarafa doğru bozulduğunda bu hastalığın görünmesine neden oluyor. Bu dengeyi bozan şey sizin genetik dediğimiz DNA'nızda yatkınlık olabiliyor, çevreden bir etken olabiliyor veya ona hiç başkasında olmayan bir tetikleyici maruziyeti sonucunda olabiliyor. Önemli olan bu dengenin bozulmuş olması. Hı hı. Biz bunu alerjik hastalıklarda da görüyoruz. Başka türlü işte romatolojik hastalıklarda da, romatizmal hastalıklarda da görüyoruz. Bu dengeleri bozan yöntemler var. Şimdi biz bu dengemizi her konuda dengeli olduğumuzda, her konuda sağlam olduğumuzda bu hastalıklara karşı dirençli oluyoruz. Fakat bu dengemiz bir yönde bozulmaya meyilli ise o yüzden başka tetikleyici, sizde etkili olmayan bir tetikleyici, bir boğaz enfeksiyonu örneğin, ben de bu hastalığın tetiğini çekebiliyor örneğin. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani bu hastalığın nedeni ne? Aslında insan olmak. Yani o insanda bulunan dengeler manzumesi. Bu manzumeyi bozacak her türlü şey hastalığın çıkışına neden oluyor. Hatta biz bunu deneysel olarak hayvanlarda isteyerek sedef oluşturabiliyoruz. Oradan biliyoruz. Yani her bünyede yeterli tetikleyici uygularsak o kişi sedef olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani herkeste potansiyel olarak bir sedef hastalığı olma potansiyeli var. Ama o kişinin yaratılışındaki özellikleri, çevresel faktörleri bir araya geldiğinde o kişide sedef çıkar oluşmasını sağlayacak kadar fazla olabiliyor veya olamıyor. Ona hocam, göre de hastalık üzerinde oluyor. Yaptığınız deneylerde de zaten arzu ederseniz yani bir sedef hastalığı olabileceğini, verebileceğini söylediniz de. Evet. Peki sedef hastalığını ortadan kaldıracak bir şey bulamıyor musunuz hocam? Yani bulamıyorsa şahsınızı kastetmedim biliyorsunuz. Yok yok, bence yani şahsen de biz tıp adına cevaplarımızı kendi bilim alanımızda verebiliriz. Onun sorumluluğunu da yapabiliriz. Kayseri'de bir numarasınız, öyle de mütevazı olmayın. Teşekkür ederim, sağ olun. Hani o öyle bir iddiamız da yok, onu da belirteyim ama şöyle bir şey var açıkçası. Sedef hastalığı artık günümüzde son derece etkin tedavi ediliyor. Ve bizim hastalarımızın birçoğu hiç görüntü, hiçbir nokta bile kalmayacak şekilde tedavi edilecek ettiğimiz birçok hastamız var. Bu şimdi deri dökülmesiyle alakası yok değil mi hocam? Zaman zaman bazı insanların deri dökülmeleri oluyor. Bunun deri dökülmesinin birçok sebebi var. Sedef bunlardan biri olabilir vücudun sadece. Vücudun çeşitli yerlerine bakıyoruz çünkü yüzünün bir bölümünde deri dökülmüş, kimin ellerinde dökülmüş falan, bu anlamda da başka sebepleri de olabilir. O her dökülmenin sedef hastalığı olduğunu söylemek zor. Şimdi artık 20. yüzyılı bitirdikten sonra bizim çok daha iyi etkin tedavi yöntemlerimiz oldu. Eskiden hastalarımızı daha çok topikal dediğimiz kremlerle, merhemlerle tedavi etmeye çalışıyorduk. O da birkaç gün sürmeyince, bırakınca hemen tekrar ediyordu. Kalıcı etkinliği olmadığı için ve her gün sürmek de zor olduğu için hastalarda gerçekten bıkkınlık, yılgınlık ve hatta tedavi uygulamalarına rağmen de direnç, yani tedavi olamama şansları, durumları oluyordu, şanssızlıkları diyelim. Ama artık 20. yüzyıldaki gelişmeler bize birçok tedavi alternatifi sundu ve biz şu anda tüm dünyada çok etkin bir şekilde sedef hastalarını tedavi ediyoruz. Neredeyse hiç lezyon yok denecek kadar. Tabii ki bu ilaçlar önemli ilaçlar. Genel olarak yan etki potansiyelleri de düşük ilaçlar. Şimdi hedefimiz artık tamamen geçirmekten kasıt şu. Acaba belli bir süre kullandıktan sonra hiç ilaç kullanmayacak kadar herkeste garantili bir tedavi bulabilir miyiz? Şu an elde edemediğimiz tek şey bu. Yani nasıl tansiyon hastası, şeker hastası sürekli kullanmak zorunda ilaçlarını. Hocam, bizim de ilaçlar çok sedef hastalarında kullanmamız
sürekli şu an için gerekiyor. Ama amacımız sürekli olmadan da bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yani bazı molekülleri belli bir yıl kullanıp tamamen hastalığı ortadan yok edebiliriz. Şu an tek başaramadığımız hedef bu. Hani bu anlamda sorduğumuzda hani ama şöyle bir durum da var. Ben size, siz bana ileride sedef olmayacağımı zaten garanti edemiyorsunuz. Yani hiç olmayan bir insanda da bunun garantisi yok. O yüzden bir hastayı tedavi ettiniz, bir yıl, iki yıl hiç sedef olmadı. Hani üçüncü yıl olmayacağını yine garanti edemiyorsunuz. Çünkü normal sedef olmayan insanda da bunu garanti edemiyorsunuz. O konu önemli çünkü. Ama bazı ilaçları böyle kullanırken ömür boyu kullanılacağını söz ettiniz. Şeker, tansiyon gibi. Herkes Yani de bu değil ama. sıfırlayacak şekilde bir ilaç üretimi söz konusu olmuyor mu hocam? Yani dünya tıp literatürü böyle bir çalışma içerisine girmiyor mu Şimdi acaba? Ama o işte zaman da ilaç sanayi biter. Niye cevapsın? bunlarla ilgili çalışmalar var. Kalıcı tedavi yani şöyle mesela bazı çalışmalar var. Bir tedavi uyguluyorsunuz sonra 2 yıl boyunca tedavi vermiyorsunuz ve mesela bu hastaların yarısı hiç şey yapmamış. Yani tekrar 1 yıl boyunca, 2 yıl boyunca hiç tekrar hastalık çıkmamış. Ama bir 10 yıl sonra ne olur? Onu da çalışma yaptıktan sonra görmek lazım. Bir 10 yıllık tıp ve bilim her zaman şüpheci yaklaşıyor olaylara. Yani 1 yıl boyunca hastalarda yeniden hastalık çıkmaması artık bundan kurtuldun demez. 10 yıl sonrasını bekler bilim. 10 yıl sonra da çıkmamışsa ancak der ki 10 yıl boyunca çıkmıyor. Ömür boyu. Ama hani diyelim ki siz bir yere gittiniz işte orada 6 ay hiç çıkmasa tamamen geçti diyebilirsiniz. Hani ama bilim böyle yaklaşmaz genel olarak. Hani hep o süreleri dikkat eder. Şimdi biz hastaları tedavi ediyoruz. Hastalarımızla en büyük muhabbetimiz şu. Hocam ilacı keselim mi? Diyorum ki tecrübelerimize göre erken kesmek tedavide sıkıntı yaratıyor. Belli bir süre geçtikten sonra beraber yönetelim. Önce dozu azaltıp bir bakalım. Bir sıkıntı olmuyorsa beraber bırakalım. Yani beraber ikimizin kararıyla hastamızda. Sonra duruma göre ilaçsız da hastalığın kontrol altında olduğunu yani hastalığın çıkmadığını görerek tamamen ilaçsız da takip edebiliyoruz. Kurtulan hastalar da var. Yani benim Hocam zamanında erken tedavi teşhis önemli mi ettiğim peki burada hocam? efendim. Erken teşhis burada önemli mi? Bununla ilgili iddialar var ama şu an için erken teşhisin daha başarılı olduğunu gösterecek bilimsel Bilmiyoruz. kanıtlar eksik. Peki Onu insanlar söyleyebiliriz. kendilerinde neyi görürlerse sedef olduklarını zannıyla ya da nasıl size başvurmaları gerekir? Burada insanımızı da aydınlatmamız için söylüyorum. Yani vücutta Beyaz oluşacak temiz kepekli yaraları olduğunda sedef olma ihtimalleri oluyor. Çok kısa basit genellikle görülen beyaz. genellikle hangi bölgelerde görülür? Diz ve Eklem dedik dirsek ama yani diz. dirsek bölgesi, diz bölgesi en çok sevdiği bölgeler burası. Daha sonra saçlı deri bazen oluyor bu yani saç bölgesi. Onun dışında da el, ayak buralarda da sıklıkla görülebiliyor. İşte bel bölgesi daha sonra en sık tutulan yerlerden. Buralarda karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi beyaz kepekli, altı kırmızı, üstü beyaz kepekli yaraları gördüğümüzde mutlaka sedeften şüphelenmeliyiz. Çocuk yaş grubunda küçük küçük nokta şeklinde olan, daha küçük olan, pek kepeği belirgin olmayan tipi, halk arasında sulu sedef denen böyle iltihaplı gibi olan tipleri de var. Onları tabii bilmek kolay değil. Onu tecrübeli bir gözün görmesi lazım ama genel olarak sedef hastalığı çok kolay tanınan. O yüzden de maalesef herkesin bir fikri olduğu bir konu. Eskiden bu tedaviler gelişmeden önce de açıkçası tıbbi yöntemler dışı yöntemlerin de çok nasıl diyelim fazla kullanıldığı veyahut para kazanıldığı bir yöntemdi. Evet. Neyse ki Evet. şimdi tıbbi tedaviler bu konuda çok hakim olduğu için o tür tıp dışı yöntemler çok fazla biraz da hani çok söylemek istemiyorum ama halkı kandıran bazı eylemlerin azaldığını görüyoruz ama hala var. İnsanların bu konuda dikkatli olması lazım. Hani bazen biz sosyal medyada da görüyoruz işte sedefe kesin çözüm işte onun çöpü bunun sapı onun şeyi gibi bunlar tamamen insanları kandırmaya yönelik asla astarı olmayan ve hiçbir tıbbi tedaviyle boy ölçüşemeyecek yöntemler. Bütün dünyada var maalesef ama bizim gibi ülkelerde biraz daha fazla tıbbi tedavisi çok mümkün hem de şöyle söyleyeyim, tıbbi tedavi yan etki açısından da bize çok iyi şeyler vaat ediyor. Yani yıllar geçtikçe çok o konuda da rahatız.
Örneğin düşünün 2-3 ayda bir iğneyle sedefi tamamen yok edebiliyorsunuz. Hocam onu diyecektim. Size herhangi bir hasta müracaat edip de sedef teşhisi koyduktan sonraki uygulanan yöntem nedir hocam? Şimdi biz yapıyorsunuz tedavide yani? Biz hasta için en ideal tedavi neyse onu bulmaya çalışırız ve bunu bütün dünyadaki hekimlerle birlikte yaparız ve algoritmalar geliştiririz. Deriz ki hastanın durumunu... Meslek grubu falan burada önemli tabii, mi hocam? Tabii tabii, yani şimdi dermatoloji, biz dermatologlar yani deri ve zührevi hastalıklar uzmanı. Yok, hastanın yaptığı işle falan uygulanan yöntemler değişir mi, o anlamda soruyorum. Şimdi hastanın her şeyiyle değişir. Yani görünen bölgesinde olmasına, evet, ne tamam. kadar şiddetli olmasına, iklim tutuluğu olup olmamasına, sosyal hayatına sık seyahat edip etmemesine göre, işte ailesinde bir takım hastalıkların olup olmamasına göre, hatta şöyle söyleyeyim, seyahat durumuna göre bile biz hasta için en uygun tedaviyi vermeye çalışırız ve bunları öğrendikten sonra hastanın hastalığı için kendi uygulayabileceği tedavilerden ilk basamak tedaviler. Şimdi çok küçük sedef hastalığı olan bir insan bazen bir krem sürerek bunu kontrol edebilir ve geçebilir. Bu kişiye biz ilaç, iğne, bir takım şeyler önermiyoruz genellikle. Birçok insan sedefi hayatını sadece belli bir döneminde de yaşayabilir. Yani o yüzden herkes de kronik olacak diye de bir kesinlik yok. O kişiler fazla kronik değilse, küçükse, kremle, merhemle geçiyorsa onlara topikal tedavi dediğimiz o yöntemleri uyguluyoruz. Tamamen geçiyor mu hocam? Tamamen sıfırlandı. Kesinlikle tamamen sıfırlanabiliyor ama burada soru şu. Tedavi bıraktığınızda ne kadar zaman sonra geliyor? Tamam. Eğer tedavi bırakır bırakmaz hemen geliyorsa daha güçlü sistemik ilaçlara başvuruyoruz. Tamam. Onlarla da bu istediğimiz etkiyi sağlayamazsak burada tabii şey önemli. Kroniklik, tedaviye direnç, yaygınlık, bir de görünürlük. Yani çok yaygın olmasa da kişinin eli yüzü gibi toplumdan onu damgalama niteliği oluşturacak bir yarası varsa biz onu muhakkak geçirmek için daha güçlü tedavi veriyoruz. Doğru. Bu tedavilerin işte güvenlik ölçüleri, hastanın içinde bulunduğu durum, tüm sağlık verileriyle birlikte ona dikkat ederek en uygun tedaviyi vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi şu an tedavi enstrümanlarımız çok fazla. Hı hı. Size bir anekdot söyleyeyim. Ben 20 yıl öncesinde yine sedef polikliniği yapıyordum. Aynı yerde, aynı üniversitemizdeki hastanemizde. Yani 10-15 hasta olmadan daha ara sıra da temizlikçi görevlimizi çağırırdık ki o kadar çok kepek dökülürdü ki hastalardan, yani yeri süpürmek, muayene masasını temizlemek zorunda kalırdık kepek çok döküldüğü için. Evet. Şimdi yani bizim şükür ki birçok hastamızı çok başarılı tedavi ettiğimiz için hani sedef polikliniğine gelen hastaları söylemeseniz kimse niçin geldiklerini bilmeyecek kadar hani kalmamış lezyonlar. Bu saçlarda lezyonları. Çok kepek oluşur. Ondan bir bağlantısı olur mu hocam? Saçta kepek birçok başka hastalıktan da olabilir. Sedeften de olabilir. Onu tecrübeli bir göz diğer bölgelerin olup olmamasına göre ayırt etmekte fayda var. Yoksa mesela saç kepeğinin seborreik dermatit dediğimiz daha yaygın bir sebebi var. Hani sedef hastalığı da dünyada yaygın. Tüm dünyada %2-3 tüm popülasyonda görülen bir hastalık ama seborreik dermatit biraz daha yaygın ondan. Onu da daha çok görüyoruz. Bu yağlı egzama halk tabiriyle söylenen, onda da saçta kepek görünür. Onu dediğim gibi ayırt etmek gerekir. Başka kepek sebepleri de var. Her kepekli olan da sedefim diye düşünmesin tabii ki. Peki hocam, genelden özele geçiyorum. Özel bir soru. Tabii. Neden sedef? Yani sizin sedefe biraz daha fazla branşlaştığınız, evet, noktasında sormak istedim. Ailede böyle bir sedef öyküsü oldu da mı o sizi yönlendirdi? Yok, yoksa öyle bir durum olmadı. Neden böyle bir merak sardı sizi hocam? Açıkçası öyle bir durum olmadı yani o sedefle ilgili. Bizim tabii çok sık bir hastalığımız. Hastalarımızın çoğu sedefle geliyor. Ve bu hastaların zamanda 20-25 yıl önceki çaresizlikleri, işte bu tıp dışı yöntemleri... bir takım kandırmacalara, bunlardan örnek vereceğim ama hani bir takım tıbbi ilaçların kendi ürettim diye kapsülün içine konan eczacıdan tutun işte ot içine sarılmış kortizon ilaçlarına kadar hani yurt dışından getirtilen ot diye, yani bu kadar böyle bunları görünce biz hastalara hani tıbbi yöntemlerle uygun, makul, kabul edilebilir bir tedaviyle
bunların önüne geçebiliriz diye düşünmüştük. Ve diğer hocalarımızla birlikte sedef polikliniği yapalım. Hastalar işte sıra beklemekten, zaten tedavinin bazı başarısızlıkları ve kronik hastalık durumundan dolayı zaten bir yılgınlık, ümitsizlik olduğu için bir de sıra bekleme sıkıntılar olmasın diye sedefle ilgili özel bir randevu sistemi geliştirdik ve orada hoca olarak bakmaya başladık. Bundan işte 20 yıl öncesinde. Böyle böyle başladı. Bu yeni ilaçlar falan da yoktu o zaman. Hastalarla sohbet ediyorduk. Hatta hastalarımızla hasta grupları oluşturup sohbet grupları, bir moral kokteyli, işte çay kahvesi, onları yapıyorduk ki bu hastaların yalnız olmadıklarını, onlar için uğraşan hekimlerin olduğunu göstermek için. Zamanla diğer hocalarımızın da ayrılmasıyla benim sürekli ben bu poliklinikte yaptım. Bu 25 yıldır da mesela Behçet hastaları ile ilgili Behçet polikliniğini sürdürüyorum. Asistanlığından başladım. Hocam onu. O konuya da biraz girelim isterseniz. Hedefe bitirelim. Oraya yani, da değinelim isterseniz. Siz bilirsiniz nasıl isterseniz. Yani bu özel takip poliklinikleri hastaların kendilerini daha güvende hissetmelerini, daha emin ellerde, daha hani olumsuzluklarda başvurabilecekleri sahip çıkıldığını gösteriyor. Evet. Şimdi 29 Ekim'de dünyada sedef günüydü. Bizim çok özel bir cumhuriyet bayramımız olduğu için biz o haftayı etkinlik olarak, sadece bir günü değil, o haftayı etkinlik olarak düşündük ve bu sohbetlerimiz, bu konuşmalarımız da özellikle bu haftalarda bu nedenle sedef üzerinde fazlaca yoğunlaşıyor ama zaten her zaman önemli bir hastalık. Şöyle söyleyeyim, toplumu etkileme açısından, fiziksel kapasite açısından toplumu en çok etkileyen ikinci, mental açıdan en çok etkileyen üçüncü hastalık durumunda. Kayseri'de yaygın mı hocam? Evet, Kayseri'de de yaygın. %2.2 gibi bir prevalansı, yani yaygınlığı var. Her toplum, yani her 100 kişiden 2-2.5-3'ü sedef hastası. Ciddi bir rakam hocam. Ciddi bir rakam tabii ki. Biz bunu saha çalışmalarımızda da baktığımızda aynı oranı görüyoruz. Yani hocam herhangi bir kategorize var mı? Yani yaş grubuna göre, şu yaş grubunda daha çok, şu yaş grubunda hastaların daha çok. 4/3'ü 40 yaşından önce hastalık başlıyor. Genelde 20 ile 30'lu yaşlarda başlayan, bir de geç başlangıcı 2 piki var. Yani 2 arttığı dönem var ama genelde 4/3'ü hastaların 40 yaşından önce hastalık başlıyor. Onu söyleyebilirim. Hocam bu kaşıntı falan gibi mi vücut meydana çıkıyor, yoksa hastalık yani oraya yara oluştuktan sonra bir kaşıntı bilmem bir şey olur mu, yoksa öyle kendi... Sen Bey, vücutunuzda görünür bir şey çıktığı anda ister istemez kaşıntı zaten olur. Ve sedef hastalarının büyük bir kısmı da şiddetli kaşınırlar. Öyle mi hocam? Yani? Ama sedef hastalığının kendi patogenezi açısından, yani bir kaşıntıya sebep olacak bir salgısı yoktur aslında. Ama tabii ki düşünün, derinizde daha önce olmamış bir yara, kepek dökülüyor. O ister istemez bir kaşıntı hissi uyandırır. Ve bu bazen gerçekten hastaların sosyal yaşamını da etkileyecek kadar şiddetli halde olur. Sedef hastalarında kaşıntı sürpriz değildir ama hastalığın tedavisiyle tamamen yok olur. Yani hastalık gözle görülür, kaybolduğunda kaşıntının eseri bile kalmaz. Bazı hastalıklar var öyle değildir çünkü. Görüntü olarak yaralar iyileşse bile kaşıntı devam eder. Sedef hastalığı öyle değil. Yani yaralar iyileştiğinde kaşıntı da tamamen kaybolur. Kaşıntı için ekstra bir çözüm vermeye genellikle ihtiyacımız olmaz. Zaman zaman bazı hastalarımızda o kaşıntıya yönelik de tedavi versek de genelde hastalığın temel tedavisi o kaşıntıyı da tamamen bitirir. Bunun tabii bir de psikolojik boyutunda söylediğiniz çok önemliydi. Hocam peki bayanlar, erkekler arasında herhangi bir öyle bir kategori var mı? Yoksa her insanda görüşebilir mi? Hani erkeklerde daha çok olur veya kadınlarda daha çok olur. Yok, genel olarak erkek kadında eşit artık günümüzde öyle görünüyor. Tabii tiplerinde farklılıklar olabiliyor. Bazı tipleri erkeklerde, bazı tipleri kadınlarda daha fazla oluyor. Kadınlarda biraz daha erken yaşta başlama durumunu görüyoruz. Ama bu ufak tefek nüanslar haricinde çok cinsiyet ayrımı yapmadığını söyleyebiliriz hastalığa. Hocam şimdi bu hastalığı net olarak şunu yaparsanız sedef olursunuz, şunu yaparsanız olmazsınız diyemeyeceğimize göre tecrübelerinize dayanarak insanımıza ne tavsiye edersiniz? Yani bu hastalığa yakalanmamak için ne yapmak lazım?
Şimdi tabii bu hastalığı tetikleyicileri önleyebileceklerimiz var. Bunlarla ilgili en önemlisi kilo alımı. Yani bu metabolik Şişmanlarda sendrom, daha mı çok oluyor? şişmanlık, metabolik sendrom bunlar kronik inflamasyona neden oluyor. Diğer romatizmal hastalıklara sebep olduğu gibi deride de sedef hastalığını tetikleyebiliyor. O yüzden böyle hazır yiyeceklerle kilo alan, metabolik sendrom dediğimiz işte bel çevresi kalın olan, tansiyon, şeker yüksekliği olan insanlarda sedef hastalığı gelişme riski yüksek. O yüzden biz hastalarımıza iyi, dengeli, sağlıklı beslenin, kilo almayın, spor yapın. Bunları söyleyebiliriz hastalıktan korunmak için. Yani en önemli şey bu. Bunlar bizim elimizde olan yöntemler. Elimizde olmayan yöntemler de var. Ne gibi? İşte anne babamızdan, dedemizden işte aldığımız genler. Bunlarla ilgili çok yapabileceğimiz bir şey yok. O konuda yanlış anlaşılmasın. Yani mesela bir annenin sedef olması veya bir babanın sedef olması çocukta çok fazla risk artırmıyor ama hem anne hem baba sedefse o zaman bir miktar risk artıyor. Veyahut ikiz kardeşi, tek yumurta, çift yumurta ikizlerinde sedef hastalığı biraz artıyor. Hani bu gibi şeyler var. Hani insanlar da endişeye sahip olmasına bizim bir sürü sedef hastamız var. Çocuklarında hiçbir şey yok. Çoğunun yok yani. %90'ın çocuklarında sedef hastalığı yok açıkçası. O yüzden hani o hani söylediğimiz şeylerin küçük ihtimalleri tam bir geçerlilik algısı oluşturmasın diye Kullanılabilecek orayı. şeylerden bahsettiniz Evet. tabii ki hocam. Net bu şudur demediniz tabii ki. Evet, o konuda söyleyelim. Hani öyle bir endişeye gerek yok. Her insanda olmasından biraz farklı. Yani bir insanda sedef olma ihtimali bizde nedir? %2-3. Çünkü toplumda %2-3. Ama yani anne baba ikisi de sedef olduğu da bu %30'a kadar çıkabiliyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama tek bir ebeveyn olduğunda o kadar fazla artmıyor. Bunları hani bu oranlarla konuşmak gerekiyor. Hani o olunca bu %100 oluyor, bu olunca %100 olmuyor gibi bir durum yok. Onu net ifade etmek de yanlış anlamaya mahal vermemek de önemli. Hocam sedef hastalığıyla bir başka karıştırılacak bir hastalık çeşidi var mıdır? Yani vücutta Çok. mesela bunlar örnek verebilir misiniz hocam? Tabii ki sedef hastalığıyla deri açısından baktığımızda karıştırılabilecek hastalıklarda bizim eritemli su kıvamlı hastalıklar dediğimiz hastalıklar ön planda geliyor. Deri mantarı bazen karıştırılabilir. El ayakta yerleşen bir takım liken planus gibi dediğimiz bir hastalık var. O geçici olan bir takım hastalıklarımız var. Onlar karışabilir. Hatta maalesef bazen bizim deri lenfomaları yani deri kanseri dediğimiz bir tipte bazen sedefle görüntü açısından karışabilir. Ama genelde dermatologlar bu konuda tecrübelidirler ve öyle bir şüphe oluştuğunda genelde tecrübeleriyle ve gerekirse de biyopsiyle de bunu ayırt edebilirler. Biz normalde sedef için mutlaka parça tanısı istemeyiz. Ama böyle bir ihtimal olduğu şüphesini duyduğumuzda onu parçayla teyit ederiz ki bu bir sedef değildir, başka bir şeydir diye. Yani Hocam sedef bazen düşündüğümüzde parça anladım. almıyoruz da sedefle karışan başka bir şey düşündüğümüzde parça Parça alıyoruz alıyorsunuz. genelde. Hocam bazen tokalaşırken bakıyorsunuz insanların elinin bir bölümünde derilerin gittiğini, beyazlaştığını görüyorsunuz. Evet. Kiminin elinde, yüzünde bilmem ne yerinde. Bunun tedavisi var mıdır hocam? Bu sedef değil tabii söylediğim. Deri dökülmesi mi benim tarif ettiğim hocam? Dökülme derken renk Renk açılmasından açı mı kay beyazlaşıyor yani. beyazlaşma? Bakıyoruz bazen zaman O zaman bir görüyoruz böyle. dökülme değil, rengin açılması. Bize deriye rengini Ha veren öyle diyor. Halk hücrelerimizin arasında, halk kaybolması. tabiriyle Tamam, söyledim ben size. dökülme derken vitiligo dediğimiz halk arasında ala hastalığı olarak bilinen Evet. hastalıktan bahsediyoruz. O durum çok daha karışık. Çünkü ala hastalığı aslında birçok hastalık grubunun tek bir tezahürüdür. Yani sebepleri açısından birbirinden farklı birçok hastalığı gösterir. Hatta bazı çizgisel, segmental dediğimiz bölgesel özellik gösterirken bazı o özelliği göstermez. Bunların tamamen ayrı hastalıklar olduğuna inanılıyor ama tek bir görüntüsü var. Yani nasıl diyeyim? Hani
tansiyon yüksekliği tek bir hastalık gibi ama bazen kalp neden oluyor, bazen böbrek neden oluyor, bazen böbrek üstü bezi neden oluyor. Yani bir sürü altında sebep olabiliyor. Bunun gibi düşünmek lazım ALA hastalığında. Şimdi ALA hastalığında yeni çalışmalar var ama SEDEF kadar başarılı tedavi edebildiğimizi söylemek şu an için zor. Çünkü SEDEF'te hani neredeyse hastayı mutlaka öyle veya böyle garantili tedavi edebileceğimiz durumundayız. Yani şu an mesela bizim elimizde tedavi edemediğimiz bir SEDEF hastamız yok. Ama vitiligo dediğimiz hastalıkta tedavilerin başarısı daha düşük, daha az alternatifimiz var. Çalışma, ruhsat, ödeme kolaylıkları filan da işin içine girdiğinde ve hastalıkta aslında çok yaygındır vitiligo hastalığı ama herkes de çok görünen bölgede ve çok fazla olmadığı müddetçe hastaneye çok gelmezler onlar. Bir miktarda tabii tedavilerin başarısızlığı da bunun sebebi. Ben de inanıyorum ki bir 5-10 yıl içinde vitiligo'da da SEDEF'te Önemli bir geldiğimiz aşama. noktalara geliriz inşallah. Hocam Şu an çalışmalar var. Aynı SEDEF'in 20 yıl önceki olduğu çalışmaları gibi var. Ama şu an için SEDEF kadar başarılı tedavi ettiğimizi iddia etmek çok iyimserlik olur. Sedef'in tedavisi dediniz son cümle olarak. O Sedef tedavisi pahalı bir tedavi yöntemi hocam. Şimdi şöyle pahalı olanları da var, çok ucuz olanları da O var. Hani hastanın neyle, durumuna göre. hastanın durumuna göre tedavi hangi tedaviden fayda görüp görmediğine göre değişiyor. Ama tabii ki yeni ilaçlar her zaman daha yani bu konuda daha Daha pahalı tedavi edici oluyorlar. ve daha Daha pahalı. tabii daha başarılı da olsalar daha da pahalı oluyorlar. Onların Doğru. tabii kullanımı için bir takım kuralları var. O kurallara uyarak zaten biz öneriyoruz. Ülkemiz o açıdan şanslı çünkü hastalarımızın bu tür ilaçları devletimiz tarafından karşılanarak yapılıyor. Burada ülkeler arasında da birbirinden farklılıklar var. İşte bizde bir takım kısıtlayıcı kurallar var. Bazı ülkelerde o kısıtlayıcı kurallar daha az, bazısında daha fazla. Hatta bazı ülkelerde hiç kullanılmıyor bu tedaviler. Aslında hani mali yükü düşünülerek zannedersem biz o konuda hastalarımız şanslı hissedebilirler. Çünkü yani devletimiz o konuda uzun yıllardır hastaların tedavisini karşılamakta çok büyük sorun yok. Ama hani bir Amerika Avrupa ile kıyasladığımızda biraz daha şartlarımız, limitlerimiz farklı. İşte moleküller bazen bir yıl daha geç geliyor ülkemizde kullanılmıyor ruhsat süreçlerinde. Onun haricinde çok bir sorunumuz yok. Gayet başarılı tedavi edebiliyoruz. O konuda sorun Hocam yaşamıyoruz. Sedef gerçekten çağın önemli hastalıklarından bir tanesi olduğunu siz anlattıkça daha da iyi anlıyoruz. Deri ile ilgili olarak riyasetini yapmış olduğunuz bölümle ilgili olarak daha pek çok programlar yapabiliriz. Arzu ederseniz hazır sizi bulmuşken bir başka ilerleyen zamanlarda da sizi burada konuk etmek isteriz. Konumuz Sedef olduğu için Sedef ile ilgili olarak belki de benim sormayı ihmal ettiğim önemli bir konu olabilir. Altını çizmeni istediğiniz bir şey olabilir. Sedef ile ilgili neler söyleyerek programımızı bitirelim hocam? Çok teşekkür ediyorum. Memnuniyetle ben de programlara yani özellikle direkt mesaj verebildiğimiz insanlara faydalı ve doğru şeyleri söyleyebilme fırsatı tanınan programlardan ben de bir toplum hizmeti düşüncesiyle keyif alıyorum. Burada belki söyledik ama şöyle birkaç cümleyle net mesajlar verelim. Birincisi SEDEF bulaşıcı bir hastalık kesinlikle değildir. SEDEF hastalarını kendinizden uzaklaştırmayın. Onlarla tokalaşmakla veya temas etmekle veyahut yemek yemek başka şeylerle hiçbir şekilde bu hastalık bulaşmaz. Onları toplumdan uzaklaştırmayalım. SEDEF hastalığı ne şekilde olursa olsun tıbbi yöntemlerle çok etkili. Bazen hatta kalıcı, bazen diyorum yalnız her zaman diye kalıcı olarak tedavi edilebildiği için de bu konuda sağlık kuruluşlarına başvurmaktan çekinmeyin. SEDEF hastalığı sadece görünen yüzü, derideki sıkıntıları değil, görünmeyen, içte bulunduğu yangısal durumlarla da genel sağlığınızı etkiliyor. O yüzden muhakkak SEDEF hastalığınızı tedavi ettirmek için bir dermatoloğa, bir deri ve zührevi hastalıkları uzmanı yani Türkçesiyle başvurun diyorum ve SEDEF'ten korkmayın diyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
Sayın seyirciler, bu akşamki program konuğumuz Erciyes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Murat Borlu hocamızdı. Sedef hastalığı noktasında aydınlatıcı bilgiler vermeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.